Xenon farlar tabiriyle yola çıkalım. Kalitesiz bir far aslında görme oranınızı %50 ya da %50'nin daha üzerinde etkiliyor. Ne demektir bu? Her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Hareket halinde gidiyorsunuz. Bugün ülkenin birçok yerinde kar var, gizli buzlanma var. Bu kar ve gizli buzlanmada kalitesiz bir far, Xenon'un kalitesiz olan bir farının yansımasıyla özellikle yayalar ya da aynadan gördüğünüz bir gelen arabanın farı görüşünüzü %50'nin üzerinde etkileyebilir. Aslında bir yayayı düşünün. Ekranda görüyorsunuz karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ama siz onu gördüğünüzde arabaya var. Arabayı görmesine rağmen yola çıkıyor. O mesafe algısını da bitiriyor. Yani aslında far floresan gibi gözünüzü alıyor. Tırnak içinde söylüyorum özür dileyerek. Tavşan görmüş gibi de izleriz yani. Tavşanın bir far gördüğünü düşünün, bırakıp kalır, bu şekilde hareket edemezsiniz. Çünkü gözleriniz metrajı algılayamıyor, mesafeyi algılayamıyor ve bu şekilde siz yola çıkayım mı çıkmayayım mı karar veremiyorsunuz. Diğer taraftan da hareket halindesiniz, yolda gizli buzlanma var, farınızı yakıyorsunuz, arkadan da bir araba geliyor. O da aynı şekilde kalitesiz bir farla, hepsi aynadan yansıyor. Şimdi sürücü %80 görüş kaybıyla hareket ediyor. Frene mi bassın, direksiyonu mu çevirsin, tehlike nerede, ne kadar uzaktayım, hiçbir algılanmıyor, risk çok büyük. Ama son dönemde arabaların üreticisinin arabaya üzerine koyduğu far aslında dünya standartlarına uygun halde geliyor. Dünyanın her yerinde bu far ve bu sistemdeki kalite öne çıkıyor. Ama şunu bilmek lazım, satın aldığınız arabaya sonradan dışarıdan bir far, yani TÜV'ün onay vermediği bir farı taktırdığınızda ampul olarak, bir kere görüş kalitesiyle ilgili olarak bir problem yaşattığı gibi sürekli bozulmalara da, yani far ampulünün kesilmesine de sebep oluyor. Biliyorsunuz biz arabaya biniyoruz, bir düğmeyi çevirerek farları açıyoruz. O farın açılma esnasında birçok sürücü bunu ve birçok dinleyici anlayacaktır. Ampul kesiyor denir. Ampul kesiyor demesi aslında farın kalitesizliği. Hem görüşü problem yarattığı gibi hem de ekonomik bir taraf yaratıyor, problemler çıkıyor. Önlem alabilmek çok kolay bir şey değil. Arkanızda böyle bir far gördüğünüzde, görüşünüzü etkileyen bir far gördüğünüzde muhakkak yol vermeyi deneyin ve o arabayı önünüze almayı deneyin. Mümkün olduğu kadar karşıdan gelen arabaları önlemek çok kolay değil. Bakış yönünüzü değiştirin. Direkt olarak fara bakmaktan vazgeçip ön cam üzerinde başka bir yere bakmayı deneyin. Yani gözünüzü ve kafanızı yönlendirebilirseniz gözünüzün görmediği ışık kümesinden kurtulmaya çalışın. Aynadan belki aynanın ayarını değiştirerek, yani dikiz aynasının ayarını değiştirerek arkadan gelen fardan kurtulabilirsiniz. Ama karşıdan gelen bir far olduğunda gözünüzü başka yöne çevirmeden ışık kümesinden kurtulmak mümkün değil. Uzun kısa, yani selektör bile yapsanız karşı taraftaki inanın anlamıyor. O beyaz far ona avantajlı gibi görünüyor. Ama beyaz far kullananlar ve taktıranlar için de söylüyorum, inanın metraj olarak daha uzunu göstermiyor. Bunu kullanan herkes, arabasına taktıran herkes, sanayiye gideyim beyaz ampul taktırayım diyen herkes gördüğü alanı metraj olarak farkında olmadan kısıtlıyor. Biz diyoruz ki trafik kazalarının biz görüldüğü son anındaki ölümlerle duyuyoruz medyada ya da televizyonda, sosyal medyada. Fakat bu kazayı incelemeye başladığınız zaman adam ölmüş kazada, emniyet kemeri takmamış diyebiliriz en basitinden. Kontrol kaybı oldu, direksiyon hakimiyetini yitirdi cümlesiyle duyabilirsiniz. Kazanın sebebine gel, ben yolu göremedim, yayayı göremedimin basit bir sebebi bu kadar küçük 3 liralık bir ampulün sebep verdiğini düşünmek çok kolay değil. Ben insanlara diyorum ki aracınızın orijinal ekipmanları haricinde bir ürün kullanmayın. Bu lastik kullanmaktan tutun, yani geniş ebatlı bir lastik kullanmaktan kalitesiz bir far kullanmaya kadar orijinal olmayan bir ekipman kullanmamaya çalışın. Bu dönemde de yaklaşık Türkiye'nin her yerinde kar var olan bu dönemde de emniyet kemeri takmayı unutmayın. Kış lastiksiz hareket etmeyin diyoruz. Özellikle iyi ayarlanmamış ve orijinal olmayan Xenon farlar gece görmemizde ciddi problemlere sebep olabilmekte. Anlık görme azalmalarına, kamaşmalara ve karanlık adaptasyonu zorluğuyla sürüş emniyetimizde olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu şekilde gelen hastaların biz öncelikle kendi gözlerinde bir kusur olup olmadığına bakıyoruz. Görme keskinliklerini muayene ediyoruz. Ayrıca sonradan gelişen problemlerden birisi biliyorsunuz katarakt. Kataraktları var mı? Onun dışında retina hastalıkları var mı? Görme alanlarında problemleri var mı? Bütün bunları biz gözden geçiriyoruz. Normalde gözümüze ani bir ışık geldiğinde böyle karşıdan da fark edebileceğiniz bir refleks ile gözümüzü ışıktan kaçırabiliyoruz. Göz bebeği... Hayır. Takmam lazım devamlı. Yani gece kullanıyorsanız araç mutlaka gözlük ya da lens takmanız lazım.
mesela giderken eğer böyle bir far karşılaştığın zaman benim gözlerim yaş akıyor, yaş. Yaş akıyor o kadar ki etkileniyoruz insan. Yani bunu yetkili kişilerin karayolu olsun, trafik polisleri olsun, onlardan ricamız bunları denetleyip görmeleri lazım. Son zamanlar o led farlar, yani led ampul takılıyor arabalara, ufak arabadan büyük arabaya, ama onlar normal ampulden daha şiddetli, yani daha fazla ışık verdiği için, ama karşı tarafın da gözlerini alıyor yani, o ister istemez. Yani nasıl bir kaynak makinesine bakarka aynı şekilde olmuş oluyor gözler, ani böyle bir kararma oluyor yani.